Evet arkadaşlar merhaba. Bu bölümde de hep teori üzerinden, hep soru çözüm üzerinden gitmeyelim. Biraz daha eğlenceli bir şeyler olsun. Hem de internet ortamında uygulama anca bu tip programlarda yapılır diye Multisim programında bir evren yükselteç devresinin nasıl tasarlanacağını bakacağız. Şu en son çözdüğümüz örneği burada tasarlayalım ve değerleri gözümüzle görelim. Ve işte ideal op-amp ile gerçek op-amp arasındaki farklara bakalım. Devrenin çalışmasındaki parametrelerin değişimine bakalım. Hadi bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. Şimdi şurada op-amp sembolü var. Op-amp sembolüne tıkladığınızda op-amp listesi açılıyor arkadaşlar. Burada zaten en meşhur op-amp'ımız 741. LM741. Bunu alıyorum, buraya getiriyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi op-amp'a yakından bakarsak işte op-amp'ın burada 7 tane ucu var. Bu 7 ucun 1 ve 5 numaralı uçlar offset uçları olduğu için kullanılmaz. Biz sadece şu 7, 3, 2, 4 ve 6 numaralı uçları kullanacağız. 7 VCC artı 4 VCC eksi 3 evirmeyen, 2 eviren uç ve 6 da output çıkışı. Bundan önce devremizi daha sade göstermek için şu yazılardan bazılarını şu reftesi bakalım silelim. Evet. Sadece uç numaralarımız kaldı. Şimdi devremize bakacak olursak iki tane direncimiz var. 80K ve 16K. Onları da şurada direnç sembolü var arkadaşlar. Oraya basıp 100K'lık alalım, onları değiştiririz. İki tane bu variable'mış. Onu sonra deneriz. Nerede? Evet, şurada rezistör 1K'lıkları alalım. Bir tane de buraya alalım ve kapatalım. Bunu ne yapacakmışız? 80K yapacağız. Bunu da 16K yapacağız. Evet, bunları yaptık. Tabii bundan önce bakın burada eviren ucumuz yukarıda, burada aşağıda. Bunu da ne yapmamız lazım? Ters çevirmemiz lazım. Bunu da dikey olarak ters çeviriyorum. VCC plus aşağıda, artı aşağıda, VCC eksi yukarıda oldu. Evet, şimdi eviren ucumuza direncimizi bağladık. Buraya şu bağlantılarımızı hemen yaptık. Şöyle çekelim biraz. O pump'ın beslemelerini nereden alalım? Şuradan alalım. Mesela VCC artıya aldım. Okey diyorum. Getirdim buraya. Bir tane de hadi SS olarak alayım. Onu da VCC eksiği de buraya aldım. Bunun da şöyle yine kalabalık olmaması açısından isimlerini sadece değeri kalsın. Buraya bağlayalım. Bunun değeri kaçtı? Bakıyorum eksi 15 volt. Eksi 15 voltumu bağladım. Bunu da bu elemanı da yine ters çevireceğim yukarı doğru ve yine bunun da kalabalık olmaması açısından sadece değeri kalsın. Diğer özelliklerini iptal ettim. VCC artımı da buraya bağladım. Şöyle kaydırayım yukarı doğru. Bunu da aşağı doğru. Evet. Bunun değeri kaçmış? 10 volt. Evet arkadaşlar. O pump'ımızı bağladık. Beslemelerimizi bağladık. Şimdi neye ihtiyacımız var? Bir DC kaynağı ihtiyacımız var. DC kaynağımızı alalım. Bu bizim VS şekilde VS olarak gösterilen kaynağımız. Kapatalım bunu. VS kaynağımızı da bağladık. Ve GND'lerimizi yani 0 voltlarımızı alalım. Bir tanesini buraya bağlayalım. Bir tanesini de evirmeyen ucumuza bağlayacağız. Burada olduğu gibi. Bu bağlantılarımızı da yaptık.
Evet, ne kaldı? Bir şey kaldı mı? Bakıyorum, bir şey kalmadı. Şuraya bir voltmetre bağlayalım. Çıkış gerilimimizi ölçelim. Şuraya da bir voltmetre, giriş gerilimimizi ölçelim. Evet, voltmetreyi, ampermetre, voltmetreyi aldım. Okey diyorum. Şuraya voltmetremi bağladım. Bir tane de şuraya bağlayayım. Giriş gerilimi de buradan ölçelim. Bunları tabii ki sıfır potansiyellerine bağlayacağız. Bunu da buraya bağladım. Hadi bir sıfırı da buna getirelim. Şuraya takalım. Bu bağlantımızı da yapalım. Evet, bunları da görüntü olarak mümkün olduğu kadar sadeleştirelim. Hatta hiçbir şey kalmasın. Bunda da aynı şekilde bütün tikleri kaldırıyorum. Giriş gerilimimizi mesela değer olarak 1 volttan başlatalım. Şimdi bu 80 bölü 16 kadar giriş gerilimimizi artıracak. Yani giriş gerilimimizi 80 bölü 16 ile, yani 5 ile çarpacak ve tersleyip evirip çıkışa verecek. Bir çalıştıralım bakalım bize değer olarak ne verecek. Evet, giriş gerilimimiz 1 voltken, bilmiyorum şöyle yaklaştırırsam daha net görünür herhalde. Giriş gerilimimiz 1 voltken arkadaşlar, çıkış gerilimimiz eksi 980 eksi 4.988 volt. Bunu kağıt üzerinde yapsaydık, op-amp ideal olduğu için bu eksi 5 olarak çıkacaktı. İşte ideal op-amp'la gerçek op-amp arasındaki fark buradaki küsurat kadar. Peki bu op-amp'ın ideal mi gerçek mi olduğunu anlamanın, veya biz ne diyoruz? Diyoruz ki buradan içeri bir akım akışı yoktur ideal op-amp'ta. Bakalım bu gerçek op-amp modeli. Gerçek op-amp'ta oradan bir akım akışı var mı? Şuraya bir prob, akım probu getiriyorum. Bunu sadeleştirebiliyor muyum? Bakayım bir. Evet, şuradan sadece akıma yes diyorum. Bana akım değerimi göstersin. Şuradan tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi eksi 0 nokta eksi 75 nanoamper civarında bir akım akışı var. İşte bizim ihmal ettiğimiz akım akışı bu. Buradan buraya akım, buradan bu tarafa veya opamptan dışarı doğru akım akışı olmaz dememizin, ideal opampta bu akımı yok saymamızın sebebi işte bu akımın gerçekte bu kadar küçük olması. Peki buradaki gerilime bakalım. Bunu da yine sadece gerilim değerini gösterecek şekilde sadece gerilim değerini seçtim. Bakın şöyle yakınlaştırayım. Bu uçtaki gerilim 1.6 milivolt. Peki bu uçtaki gerilim zaten 0 volt olacak. Ya da bunu sileyim. Tekrar şuradan Ctrl CV dedim. Buraya getirdim. Bakın. Op-amp'ın evirmeyen ucundaki gerilim 0 volt. Çünkü toprak seviyesine bağlı. Op-amp'ın eviren ucundaki gerilim 1.6 milivolt. İşte bizim op-amp'ın bu ucundaki gerilimle bu ucundaki gerilimin aynıdır dememizin sebebi bu 1.6 milivoltun çok 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 küçük bir gerilim olması. Demek ki biz ideal op-amp'ta bunu sıfıra eşit kabul ediyoruz ve buradan geçen akımı da sıfır kabul ediyoruz. Aslında çok bir ne diyelim, bu kabullerimizin, şimdi elektrikte veya matematikte yaptığınız bütün kabullerin ufak da olsa bir bedeli olur. Buradaki bizim yaptığımız kabulün bedeli binde 12 kadar falan. Yani binde 12 kadar hatalı. Bunu biz eğer kağıt üzerinde çözmüş olsaydık eksi 5 bulacaktık. Gerçek devrede bunu eksi 4,988 gibi falan görüyoruz. Peki şimdi ne yapalım? Şimdi mesela soruda ne demişti? VS gerilimini farklı değerler için çıkış
geriliminin değişimi veya output'un değişimi veya o pump'ın doyuma gidip gitmemesi ile ilgili analizler yapmıştık. Öyleyse devremizi durduralım ve şu gerilim kaynağımızı ayarlı gerilim kaynağı yapalım. Onu nereden buluyoruz? Evet, şu DC interaktif voltaj diyor. Bunu aldım, getirdim buraya. Close diyorum. Artıyı kapatıyorum. Eksiyi kapatıyorum. Bağlıyorum. Ve maksimum value 10 diyor. Artış %5. Maksimum değeri 5 ol, 4 olsun hatta. Okey diyelim. Şimdi şuradaki barla bunun çıkış gerilimini ayarlayacağız ve output gerilimimizdeki değişime bakacağız. Bakın arkadaşlar, 2 volttayken output gerilimimiz, bakın 2 volt şu anda, o pump'ımız eksi 10 volt çıkış veriyor. Gerilimi biraz artırıyorum. Bakın görüyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım. Bakın gerilimi artırdıkça çıkış değerim büyüyor. Gerilimimi 5 ile çarpıyor, eksi ile çarpıyor, çıkışa veriyor. Ve artık gerilimi artırsam da çıkış değerim değişmiyor. Bu ne demek? O pump'ım artık doyuma gitti demek. Bakın o pump'ım doyuma gittikten sonra şuraya dikkatinizi çekiyorum. Gerçi görülebiliyor mu bilmiyorum. Ya da buraya da hemen bir voltmetre bağlayalım. Yani bunu nasıl bağlayalım? Şuraya bağlayalım arkadaşlar. Bu çıkış gerilimimizi ya da eviren uç gerilimimizi buradan takip edelim. Ya da bunu da götürüp doğrudan şase olarak da buraya bağlayalım. Sıfır seviyesi olarak da. Şunu biraz artıralım. Mesela 5 volt yapalım ki değişimi daha iyi görebilelim. Evet. Şu anda o pump'ımız doyuma gitti. Çıkış gerilimimiz, yani giriş gerilimimiz 5 volt. Buradan uyguladığımız gerilim 5 volt. Dolayısıyla 5 kere 5 25. Normal şartlarda eksi 25 gibi bir değer almamız lazım. Fakat besleme gerilimimiz eksi 15 volt olduğu için bu pump eksi 15 volttan yüksek veremez diyoruz. Bakın şuradan giriş gerilimimi azaltıyorum. Gördünüz mü? Buradaki evren uçtaki gerilimimiz o pump'ın doyumu azaldıkça azalıyor. Bakın. Buradaki gerilimimiz sıfıra yaklaşması demek o pump'ımızın lineer bölgeye yaklaşması demek. Ve evet, o pump'ımız artık lineer bölgede. Buradaki gerilim 1 milivolt seviyesine düştü. Şu uçtaki gerilim. Çevirelim. Bakın o pump'ımızın çıkış gerilimi gittikçe azalıyor. Peki bunu negatif yapsak mesela. Eksi 5. Ya da maksimum 5 volt. Minimum da eksi 5 volt yapalım. Tekrar çalıştıralım. Evet, şu anda eksi 4 ve o pump'ımız doyumda. Bakın eksi 5'e çıkarıyorum. Çıkış gerilimim hala 9.1. Değişmedi. Ancak 0 olması gereken. Çünkü o pump'ta ne diyorum? Bu iki gerilim arasında fark olmaması lazım. Bu iki gerilimin aynı olması lazım diyorum. Fakat o pump doyuma gittikten sonra bu şart bozuluyor. Bakın burası eksi 2,22 volt. Bu ucun, eviren ucun gerilimi eksi 2,22, evirmeyen uç 0 volt. Şimdi gerilimi azalttıkça o pump'um artık doyum bölgesinden lineer bölgeye doğru kayacak. 2.2 olarak mı hesaplamıştık dünkü örnekte? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Evet, bakın eksi 1.5 voltta ne yaptı? 5 ile çarptı.
Bir de eksi ile çarptı. Yani eksi 5 ile çarptı. Çıkışı bize veriyor. Eksi 1 de 0'a getirdim. Doğal olarak 0,5 de 2,5 civarı gerilim verecek ve evirecek. İşte eviren yükselteç devresinin çalışması bu şekilde. Burada arkadaşlar mesela başka ne yapabiliriz? Başka buradaki direnci ayarlı direnç yapalım. Yani oradaki değişimin çıkış üzerine etkisini de görmüş olalım. Mesela variable resistor aldım bir tane. 100K güzel. Aldım. Ve kapatıyorum. Bu uçla çıkış arasına giriş gerilimim yine ayarlı olsun. Çalıştıralım. Ve direnç değerimi azaltıyorum. Direnç değerinin azalması ne olacak? Bu çarpanı, yani bu eviren yükseltecin kat sayısı neydi? R1 bölü R2 idi. Yani eksi R1 bölü R2 tabi evirdiği için. Eksi R1 bölü R2 idi. Yani R1'i azalttıkça çıkış gerilimimin azalması gerekiyor. Çünkü çarpma kat sayısı, A kat sayısı gittikçe azalıyor. Bunu artırdıkça da çıkış gerilimim RF bölü RS idi çözdüğümüz sorularda. RF'yi artırdıkça çıkış gerilimim de doğal olarak artıyor. Evet, şurada mesela o pump'ı tekrar doyuma götürelim. Mesela şu anda -14. Bir de ne demiştik biz? Demiştik ki besleme gerilimimizin sınırları çıkış gerilimimizin sınırlarını belirler. Onu da test edelim. Mesela bunu -10'a düşürelim veya -5'e düşürelim. İkisi birbirinden farklı olabilir mi? Farklı olabilir de demiştik hatırlarsanız. Şimdi ne yapacak? Buradaki gerilimimizi -5 seviyesine düşürecek ve o pump'ımız doyuma gitmiş olacak. Evet, artırıyorum. Çıkış gerilimde hiçbir değişiklik olmayacak. O pump'ımız çünkü artık doyumda. Evet arkadaşlar, o pump ile ilgili anlattığımız bütün özellikleri tek bir devre üzerinde test etme şansını bulduk. Kazancı, yani çarpanı ayarladık, çıkıştaki etkisini gördük. Giriş gerilimini ayarladık, çıkıştaki etkisini gördük. Ancak şu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Mesela bakın, şu anda aslında bizim op-amp'tan eğer biz bunu matematiksel olarak yapsaydık, bu değerlere göre çıkış gerilimini kaç hesaplayacaktık? 10 volt hesaplayacaktık. Op-amp ideal kabul edip, op-amp ideal kabul etmemiz bize işte şu -2,11'i 0 olarak almamızdan kaynaklanıyor veya bu ikisinin gerilimini eşit kabul etmemizden kaynaklanıyor. Ama çıkıştaki gerilim değerimiz 9,11, yani 10 olarak kabul etmemiz, işte ideal olarak kabul etmenin bazı kayıpları vardır demiştim ya. İşte buradaki kayıp arttı mesela yaklaşık %10 seviyesinde, yani neredeyse 1 volta yakın bir bu sefer hata payı, yanılma payı veya ideallik kabul etmeden dolayı feda bu şekilde gerçekleşti. Evet, siz de bu devreleri multisim veya PSPICE veya LTSPICE veya Proteus gibi simülasyon programlarında kurup yani buradaki değerleri gözünüzle görmek, bu değişimleri gözünüzle görmek sizdeki bilginin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, peki buraya bir AC kaynak bağlasaydık ne olurdu? Onu da bir sonraki videoda bakıp görelim inşallah. Evet, görüşmek üzere.